Burası Pierlot Tepesi. Pierlot Tepesi'nden aşağı inen, Eyüp Camii'ne inen yolda hemen yokuşun tam ortasında Necip Fazıl Kısaküre'nin, Bir Hak Aşığı yazarın kabri. Onu da görmeden gitmek olmaz. Aa, burada kimler mezar var başka? Salih Mirza Beyoğlu. Salih Mirza Beyoğlu'ndan şu şekilde bahsedilmekte. Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu kanatları ile uçan bir su kuşu olarak anlatılmakta. Daha gencecik yaşta içinde keşfettiği bu büyük enerjiydi. Kuşkusuz ona bu tanımı yaptıran, bu hayatı belirttiği kanatlar arasında kendi kavramlarını üreten orijinal bir mütefekkir ve ideolog olarak yaşayan Mirzaoğlu sadece yazmakta yetinmeyip yazdıklarını hayata geçirmek için de bir ömür mücadelesi vermiş İslamcı yazar. Allah rahmet eylesin. Sanırsam 28 Şubat'ta bayağı sıkıntı çeken bir büyüğümüz. Rabbim mekanı cennet eylesin. Nerede? Necip Fazıl. Ne arıyor? Yukarıda. Burası da Necip Fazıl Kısakürek ve aile kabristanlığı sanırsam. Yanında Neslihan Kısakürek, Ömer Kısakürek var. Mezar taşları da Arapça yazılı yazılmış. Burada bir de Es-Seyyid Mustafa Şirvan diye bir zat var. Rabbim şefaatlerine nail etsin. Ruhlarına bir Fatiha'yı çok görmeyelim. Bu arada Ayşe Kısakürek var. Burası ayrı kabristanlığı galiba. Sıradan mısın? Burada bir zat daha varmış. Seyit Cemalettin Avazi Hazretleri. Onu da görmeden gitmeyelim. İstikbal Harbi Subaylarımızdan bir zat. Ha, burası. Burasıymış. Rabbim şefaatlerine nail etsin inşallah. Vasizade Seyit Hacı Cemalettin Parlak Işık aile kabristanıymış. Lakin Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Şefaat makamında olanlar varsa onların şefaatlerine nail etsin inşallah. Yukarıda da Tarikat-ı Aliye Kadiriye Tarikatı'ndan Zabıta Baba Hazretleri. Allah mekanlarını cennet eylesin. Şefaat makamında olanların da şefaatlerine nail etsin inşallah. Buraya geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Bu zattan yüzü suyu hürmetine belki de başımıza taş yağmıyor. Kabirlerine uğrayıp birer Fatiha, birer İhlas okusak herhalde dilimiz aşınmaz. Burada da Kaşgari Murtaza Efendi, Abdullah ve Ubeydullah Hazretleri, İsa Geylani Hazretleri'nin türbesi varmış ama hastalık dolayısıyla kapalı, içeri giremiyoruz. Abi şu büyük uzaktan okuyayım. Senin oradakiler büyük enbiya gibi şeylerdir. Allah mesela başında büyük ağaçlar var ya şöyle, onlar şeydir. Allah dostları mı? Aynen, Allah dostları. Bir çıkalım, gel. Mesela şunlar. Allah Allah. İhsan Allah diyor. Şey diyor, onları şeyde. Kanatlar altına almış gibi yani. Bak, ağaçlarıyla. Her çınarın bir özelliği vardır. Her yerde büyümez. Büyüdüğü zaman da hiçbir zaman kurumaz. Allah razı olsun. Çünkü aynı çam biliyorsun peygamberimizin şırasıdır. Düşmüştür. Çam olmuştur. Kur'an'da da yeri geçer yani. İlk defa duydum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Dediğim gibi abi Allah'a dua edin. Aminna, aminna. Duydun mu?
Bu büyük ağaçların altında yatanlar hep şey, Allah dostu oluyormuş. İlk defa duydum. Burada çok eski tarihi mezar var ama isim yazmıyor tabi. Rabbim böyle günlerde bu havalarda hayvanlara düşen insanlara da razı olsun inşallah. Onlar yaptıkları bu merhametli davranış yüzüne de mekanların cennet eyler inşallah. İnşallah ilimlerin amellerini artırır Rabbim. Ne güzel bir şey. Allah razı olsun.